Türkiye'de profesyonel kickboksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Tarık Solak Bey Avustralya'da yaşıyordu. Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu. Orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Tarık Solak profesyonel kickboksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kickboksa çok iyi hizmetleri vardı. Hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağ olsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum diye konuştu. Türkiye Kickboks Federasyonu'nun sosyal medya hesabına yapılan açıklamada ise profesyonel kickboksun ülkemizde öncüsü kickboks sporunun sevilmesine çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kickboks ailesine başsağlığı dileriz ifadelerini kullandı. Tarık Solak kimdir? Tarık Solak 1964 yılında Yozgatlı ailenin 5 çocuğundan biri olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken Avustralya'nın Bronx kentine ailesiyle birlikte göç eden Tarık Solak burada dövüş sanatlarına merak saldı. Kickboks'ta attığı ünlü bel üstü tekmeleriyle itibar kazandı. 28 yıldır sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20'li yaşlarının sonunda kickboksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti. Türk ve Avustralyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne Festival Salonu'nda 4000 kişiye Hamza Özkan spor şovunu düzenledi. Solak bundan sonra da turnuvalar ve dövüşlerden eğlence spor şovlarına uzanan etkinlikler düzenlemeye devam etti. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.